Şanlı İnşaat Sedat ve Seda Şovu sunar. Sağ olasınız. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Öncelikle stüdyo bulunan çok değerli dostlarımız hoş geldiniz. Ekran başında bizi izlemekte olan, şu anda Türkiye'nin, dünyanın her köşesinde bizi izlemekte olan bütün dostlara sevgiler, saygılar diyoruz. Hoş geldiniz efendim. Evet değerli dostlar.
Sedat gerçi bütün her şeyi söyledi ama ben de güzel dileklerimi ileteyim. Buradan bizi izleyen bütün gönül dostlarına, sesimizin ulaştığı her yere, Edirne'den Kars'a, bütün gönül dostlarına kucaktan bir sevgi dolu merhaba diyoruz efendim. Umarım bizden ayrılmazsınız. Bomba gibi bir programla karşınızdayız. Bizi izlemeye devam edin dostlar diyelim ve bir Seda güzel başlayalım. Türkü yapalım yani, mı? Tabii bir bakayım. Güzel türkü yapalım. Hadi bakalım. Süpersin efendim. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağ ol Sedatcığım, sağ olsun. Evet sevgili dostlar, şu anda tabii ki programımızda çok değerli sponsorlarımız var. Güneş Şanlı Beyefendi'ye, Selahattin Taş Beyefendi'ye, Niyazi Çelik Beyefendi'ye ve Osman Baki Beyefendi'ye sevgiler saygılar sunuyoruz. Bizden de sevgiler selamlar olsun efendim. Tabii ki biliyorsun bu işler hep iş adamlarının sayesinde oluyor. Destekli oluyor. Allah razı olsun, sağ olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin bunları diyelim efendim. Yani bu inşallah programımız uzun süreli nefeste olur diyelim. Tabii ki destek bekliyoruz mesajlarından. Kesinlikle. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Şimdi ne yapalım? Güzel bir derneğimiz var. Derneğimizi alalım dernek öncelikle. Dernek başkanımızı davet evet, edelim sevgili mi? Evet sevgili Fassalı diyelim önce. Fassa Aslan Camii Dernek Başkanımız yeni. Ben de bir Fassalı olarak. Tabii. Alkışlarla Mehmet Top Başkanım yanıma alalım şöyle. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım hoş geldin, hoş sefalar getirdin. Ederim, sağ olun. Sohbetimiz buyurun devam edecek, konuşmamız devam edecek. Başkanım sizi şöyle alayım bir zahmet. Teşekkür ederim. Evet, tabii ki ordunun. Vallahi ben ordu dediğim zaman ilk sanatçı kim geliyor? Beyefendi, Mert, sözünün eri. Çok yakışıklı bir kere, gerçekten. Benden de yakışıklı mı? Bakın yakışıklı deyince kağıthanesi benden gitti. Vallahi artık siz düşünün gerisini. Beyefendiliğiyle, adamlığıyla. Ben tanıdığıma gerçekten çok mutluyum, çok gurur duyuyorum. Onun gibi bir hemşerim olduğu için, onu tanıdığım için, aynı mesleği yaptığım için. Efendim, karşınızda çok değerli bir insan. Fedai Öz!
Buradan konuşacağım. Yaka mikrofonu yetmemiş bana. Evden gelirken getirmedin diye adam. Ne diyeyim şimdi? Evden gelirken getirseydin diye olurdu diye. Nazara geldi Fedai Bey. Nazara geldi. Yok sorun yok. Hayırlısı olsun. Biz bizeyiz burada. Hiç sıkıntı yok. Ben ekranlara başında bizleri izleyenlere buradan bir selam göndereyim. Tabii. Yine stüdyoya gelen konuklarımıza, abilerimize, ablalarımıza, onların ayaklarına, gönüllerine sağlık diyoruz. Yine sazlarımıza başta teşekkür ederim. Onlar bizim kahramanımız. Harikalar İlk vallahi. Başkanımız hoş geldi, sefalar getirdi. Harika. Aynı memleketliyiz. Aynı memleketliyiz. Sen Fatsal değilsin değil mi? Ben Gölköy. Ya sen o zaman Müslü fazla konuşma. Ama fark etmiyor. Müslü olur diye yazıyor. Sen öyle bir şey yazmıyor. Sen Müslü fazla konuşma bugün. Başka ne iş olsun? Üç tane Fatsalı var üç burada. Üç tane Fatsalı var burada. İş karışı burada, toz dumana karışı. Anladım. Ona göre söyleyeyim. Fidancığım neyse aramızda tamam. İdare edelim. Ben öyle yan tarafa geçeyim. Tamam mı? Yani Fedai'cim önce hoş geldin. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ olsun. Nereye oturayım ben abi? Şöyle alalım seni. Başkanım yanına mı? Şöyle alalım. Öyle geçeyim, sağ olun. Bir sohbet edelim başkanımıza. Sayın Başkan tekrar hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Geldiniz. Sağ olasınız, var mısınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Aslan Camii biliyorsunuz Fedai Bey. Yeni başkanımız seçildi. Başkanımı yani öncelikle kutluyoruz başkanım sizi. Teşekkür ederim. Aynı köylüyüz yani. Hem Fatsa'dan aynı köylüyüz. Değil mi? Hem burada Esenyurt'ta beraberiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aslan Camii gerçekten çok değerli bir başkana sahip oldu. Önce hayırlı olsun başkanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Çalışmalarınız nasıl şu anda? Bir anlattığımızı kendinize. Çalışmalarımız daha şu anda 40 gün falan oldu seçileli. İki tane program yaptık. Bir tanesi Aslan Camii'nin genelini kapsayan bir mevlüt programı yaptık. Bütün Aslan Camii'de ölmüşlerimizin ruhu için okuttuk ötene. Bir de sabah kahvaltısı verdik. Piknik tarihimizi belirlemişiz. Yani yapacaklarımızı yavaş yavaş sıra halinde yani ne geliyorsa elimizden onları yapmaya çalışıyoruz yani. Biliyorsunuz dernekçilik kesinlikle Esenyurt gibi yerde çok zor bir iş. Evet başkanım. Esenyurt çok da Esenyurt'un kalabalık bir yer. Bizim memlekette kaç kişi var? Bayağı var. 90 bin. Var değil mi? Ya şimdi 35-40 bin bir şey olduğunu söylüyorlar. Seçmen olduğunu söylüyorlar. Sadece. Yani seçmen bugün yani. Düşünün. 90 bin nüfusu var. Yani. Bugün düşünün bizim oturduğumuz ilçe Fatsa'nın 75 bin nüfusuna yakın yani. Bin nüfusa sahibiz ama şu anda siyasi konumda da biraz zayıfız orada. Çünkü bazı noktalara söz geçmiyor yani. Kendi aramızda. Evet. Beraberlik olmadığı için başkanım. Değil mi Fedai Bey? Güç oluşmuyor. Güç oluşmuyor aynen. Biz şu anda oturduğumuz Hürriyet Mahallesi diye bir mahallemizde muhtarımız bizim kendi köylümüz. Muhtarımız İnşallah buradan selamlar. İnşallah canlı yayına bağlanalım. Bağlanacak mutlaka. Mutlu alalım. Muhtarıma buradan kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Yani insana bir muhtar olması bile öyle bir gurur veriyor ki. Kesinlikle. Evet, çok da aktif. Evet. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Öyle yani. Olması lazım başkanım. Yani. Birlik beraberlik içinde değil birlik mi? Beraber içinde yani. Duymuyorlar yoksa. Evet, evet. O da konuşuyor. Unutmayayım ben bunu. Yani. Biz onun bile, hani muhtarın bile gururunu yaşıyoruz. Yani bir belediye başkanı çıkaracak yerde biz muhtarın gururunu yaşıyoruz. Aynen. Yani gerçekten işimiz zor. Olur işin her şey ileri dönük yani. Aynen. Bizde var olanı destekleme şeyi yok. Yok. Yani o meziyet yok bizde. Evet. Genelde bizim memleket var olanı desteklesek aslında her şeyi biz çözmüş oluyoruz. Var yani. Var olanı taşlıyoruz. Gidiyoruz. Adamı seçiyoruz. Ondan sonra daha bir tane olur olmaz istekler bitmiyor. Eleştirilerimiz de bize acaba ihtiyaç sahipleri bu sefer faydalanamıyor. Faydalanamıyor. Evet. Bugün hakiki de ihtiyaç sahipleri hakiki olanlar evet. Tabii sadece maddiyata değil maneviyata farklı bir şey olabilir. Her şey madde değil ki maneviyat daha önemli yani. Maneviyat çok önemli zaten. Hakiki ihtiyaç sahipleri gitse ulaşsa bir sorun olmuyor ama herkes bir şeyler için gidiyor. Bu sefer ne oluyor? Yani nereye kadar cevap verecek? Aynen. Bir yerde bitebiliyor evet. İnşallah hayırlısı olur başkanım. Ben sizi takip ediyorum biliyorsunuz. Ben zaten programı özellikle ikinizi aldım.
Allah razı olsun. İlk programım dedim. Çok çünkü çok değerli iki tane dostum yanımızda. Fethiye Bey zaten söylemeye gerek yok. Tanıyan çok sağ olun. Şu an kadar herkesi izliyorum diye tanıyor. Başkanım daha yeni olduğu için özellikle başkanımı aldım ki ilk programıma. Yani tanısınlar çünkü gerçekten değerli bir insan başkanımız. Özellikle başkanımızı aldık ki pikniklere ilk sıra ismimizi yazsın diye. Değil mi? Başkan bu 4 o zaman bu 2 4 5'liği bozmayacaksın başkanım. Ya başkanım yani sözünü alalım mı canlı yayında? Tabii ki. O zaman sözünü alacağız. Tabii ki inşallah. Biz sanatçı başkanımızın değerli eşi de burada. Biz bundan sonra Allah'ın izniyle pardon özür diliyorum. Rica ederim buyurun. Her gittiğimiz öyle bir şey aldık biz. Öyle düşüncemiz var. Ben o kostümü hayatta bırakmayacağım yani. Kesinlikle. Ben ekmek yiyorsam ona da yesin kardeşim. Bekleriz inşallah. Beş yiyorsam üç yiyeyim değil mi Fethiye Bey? Birlikte yani aslında. Müşterilerimle beraber. Haziran'ın 24'ünde piknik tarihimizi almışız inşallah. Şefim onu yazıyorsun değil mi oraya? Sıkıntı yok. Sözünü aldık bak canlı yayında sözünü aldık. Gerçekten sıkıntı yok. Sağ olasın başkanım biz şakasında yemişin. Sizlere de Aslan Cami Derneği'nden kucak dolusu selamlar getirmişim. Aleykümselam. Aleykümselam. Bizlerden de onlara kucaklar dolusu sevgiler selamlar efendim. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki varsınız. Teşekkür başkanım ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizim amacımız piknik almaktı. Aldık. Aldık. Biz amacımıza ulaştık. Hocam gidebiliriz ya. Başkanım bir şeyim varsa tutmayalım. Yok. Asla yapamam. Yani o mühim değil. Allah razı olsun. Espri tabii ki. Fedayicim biliyorsun şu anda bazı kesimler biliyor. Siz bir iş yeri açtınız. Ticaret atıldınız. Bir anlatır mısın sana rağmen? Yani nasıl gidiyor ya? Ticaret nasıl gidiyor? Ben devrettim oraya. Onu söyleyeyim. Yani hatta ki çok yeni devrettik. Olmadı. Yani bazı şeyler nasip olmayınca ne yaparsanız yapın aynen. Orada sonuç alamıyorsunuz. Benim orada nasibim yokmuş onu anladım. Devrettik. Aynısı olsun. Ben zaten farklı yaptığım ben tekstil aksesuar işi yapıyorum. Aslında evet. 15 yıldır İstanbul'daki. O işime devam ediyorum. Evet. Mertel'deyim. Naçizane işte nefesimizin yettiğince de ara böyle işte. Türk Ali Boy'a da selam söyleyelim mi? Ali Boy'a mı? Gönderelim mi? Hak ediyor mu? O her şeyi hak ediyor. Hak ediyor mu? Tabii senin kulvardan ya. Olsun. Yok yok. Ali Bey selamlar sana. Tamam. Ona da selam olsun. Buradan yani, çok değerli dernek başkanımız da bizi seyrediyor. Kemal Arpacı Beyefendi. Şu anda bizim dernek başkanı saysak var ha. Program yetmez. Evet. Bizimle birlikte şu an buradan ona da Allah sevgiler selamlar olsun. Allah onları başımızdan eksik yani, etmesin. Şu anda ordudan al Türkiye'nin bütün her köşesinde mutlaka izliyorlar bizi. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine de iletişimimiz iyi. Bütün dernek başkanı isim saymayacağım. Hepsi yani, tek tek inşallah. Olayı yapmadınız olacak mı? Herhalde bilmiyorum yani. Seda Hanım mesaj bölümümüz yok yönetmenimize. Vardır. Tamam reklamlar arada tamam. Arada, tabii tamam, mesajlarımız mesaj kesin gelir yani çünkü. Ya, tabii ki yani atan olur. Biz okuyalım. Değerli bir insanlarız. Bizim kıymetimizi bilin. Herkes bir şekilde fedakarlık yapıyor. Hamle yapıyor. Biz de o fedakarlığın karşılığında aynen öyle. Bir şey yapmamız birbirimizi lazım. Birbirimizi tamamlayacağız. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Bir şekilde birbirimizi tamamlayacağız. O zaman diyor Sedat Bey hemen bir Türkiye alalım. Alalım. Nasıl sohbet devam edecek? Bütün bizi izleyen dostlara bir armağan olsun bakalım. Rahmetli Kıvırcık Ali'ye de mekan cennet olsun. Bu şarkımız ona gelsin. Yıl dönüm. Fedai Bey. Allah Allah'a sen olmayınca gel ulan
sensiz efendim. Sevgiler, saygılar. Alkışlar kesilmez. Alkışları kesmiyoruz. Seda Hanım arıyoruz şu anda hemen. Tabii mesajları bekliyoruz, destek bekliyoruz. Dostlar. Ya işin kötü tarafı hep böyle ne oluyor biliyor musunuz? Arkadaşlar dağıtıyor, toplamak bana düşüyor. Niye böyle oluyor hep? Hareketli mi yapalım? O zaman bahçemizde gül var mı yapalım? Toplayacağım. Eyvah eyvah. Ne varsa hanımlarda var. Hep biz topluyoruz zaten. Haydi bakalım.
Ayaklarınıza sağlık. Estağfurullah. O zaman başkanıma şeyi soracaktım ben başkanım. Bu dernekçiliğin önemini bir anlattınız bize. Şimdi bazı kesimler bazı yanlış yönde de kullanıyor bu dernekçiliği. Öyle değil mi Fedai Bey? Yani aslında amacı dışına çıkan da var yani. Sedat Bey bugün de şimdi tam Fedai Bey'le bu mevzuyu biz değil mi başkanım, biraz Fedai değindik. Bey. Biraz bu konu ettik yani. Evet. Dernekçiliğin bir amacı olması, gayesi yani olması lazım. Amacı gayesi nedir? Yani insanlara faydalı olma adına yani bu köyünü, yöresini, ilçesini nereyi temsil ediyorsa bunun bir amaç. Öncelikle bir amaç hedef koymalı önüne. Yani bu amaç derken kendi amacını değil. Yani. İnsanlara faydalı olmanın amacını. Şimdi bizde ne var? İşte adam büyük kare kendisini nasıl atabileceğinin hesabını yaparak bazı şeylere giriyor. Ha onu da yapsın ama ben onu yapmasın demiyorum. Onu da yapsın, yanında da insanlara da faydalı olsun. Yani. Ve köyünde ne bileyim insanla etrafında ben hep söyledim, derneklerin birçoğuna söyledim. İhtiyaç sahibi insanlarımız var etrafımızda. Geceler yapalım, bunlara gizli gizli yardımlar yapalım diye söyledim ama hiç bir tane dernek bana bu anlamda geldi kardeşim böyle bir gecemiz var, bir hayır yapacağız. Sen de burada hiç duymadım yani. Vallahi Fedai Bey çok güzel konuyu değindin. Bir hikaye yani. Falan önce bir konu oldu, isim vermeyeceğim. Dernek başkanı şu anda belki bizi izliyor. Dedim ki bu şahsa dedim, biz ordu sanatçılar olarak toplanalım, bir konser yapalım. Hiç bir tane sanatçı bir kuruş aldırtmayacağım dedim yani. Hiç kimseye almayacağım. Bu yaptığımız yardım aramızda kalacak. Bir konser yapalım beraber. Tamam Sedat Bey de o kalsın, ben sana döneceğim dedik. Gidiş o gidiş. Üç ay geçti üstünden. Öğrenciler var çok zeki olup imkanı olmayanlar. Yani, onlar okutulabilir evet, vesaire yani, gibi evet, yani. Evet, birçok yani. Şey var. Birçok şey var ama bilemiyoruz inşallah. İyi olur inşallah. İnşallah yani duysunlar. Ben, biz de başkanlarımız duysunuz ama yani. Yok şey yok, burada sıkıntılı bir şey yok biz kimse. Yani. Haklı etmiyoruz. Yani. Bir amaç bir gaye olmalı ama aynen. İyi yönde amaç gaye olmalı. Aynen öyle. O zaman başkanımdan alalım bu konudaki başkanım. Fikirlerini. Şimdi biz yetkili bu işe... Yetkili ağız burası. Şimdi biz bu işe başlarken benim aklımda, fikrimde başkanlık olurum, olmam gibi hiç böyle bir şeyim yoktu. Dernekleri kendi derneğimle alakalı muhalefet mutlaka olacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde dahi muhalefet var ki bizde de olacak mutlaka. Kesinlikle. Muhalefetin olmaması demek... Başarı olmaz. Başkanın, yani. Başkanın başarısız hiçbir amaçsız olması demek... Bizde de muhalefet çok çok maşallah. Esenyurt'ta evet, daha fazla. Üst düzey. Muhalefet üst düzeyde. Aynen öyle. Bizim Esenyurt'ta herhalde ben yanılmıyorsam 40 tane falan bir şeyimiz var, derneğimiz var. Emin ol 10 tane aktif yok. Aynen. Bak, evet. Az önceki Fedai Bey'in dediği gibi herkes ben nasıl buradan kendim başarı elde ederim. Evet. Kendim yani biz kime faydalı olabiliriz? Öyle bir şey yok. Başkanım biz burada ben diye mi yola çıkıyoruz? Ben diye çıkıyorlar işte. Değil yani. Mi? Biz diye bir şey yok. Yok, biz yok. Benim. Ben yaptım diyor adam. Evet. Şimdi ben halkımıza şunu söyledim. Beni Aslan Cami Derneği adına Sedat Bey'i programa davet et dedim. Evet. Beni Sedat Bey başkan olmasam nereden tanıyacaktım mesela? Ben tanıyordum ama sizi önceden. Kesinlikle. Onu söyle yani. Biliyorum. Tamam ondan önce biz haber tanışıyorduk da. Şimdi ben ona... Bizim başkanlarımızın hepsinde, hemen hemen hepsinde var. Ben yaptım, evet, ben yok. Evet. Bir dernekte kaç tane üyesi varsa biz. Biz, evet. Bunu nasıl başaracağız başkanım? Bunu... Nasıl yaparsak biz olabiliriz? Valla ben başardım. Anlatılacak. Ben başardım. Anlatacak, anlatacak mıyız? Ne yapacağız? Hani, ben başardım. Anlatacak. Mesela ben onu biz işini başardık biz. Çok şükür. Çok şükür. Yaptığımız her işi biz dedik beraber yapacağız. Çünkü biz bu yola çıkarken dedik ki... Hala da söylüyorum. El ele verirsek kesinlikle yürüyeceğiz. El ele yürümezsek dedim iki sene sonunda benden kimse hesap sormasın kardeşim. Sormasın aynen. Çünkü evet. Ben 300 kişilik bir dernek üyemiz var bizim. Ben 300 kişiyi tek başıma çalıştığım parayla bakamam dedim. Herkes fedakarlık yapacak. Elini taşın altına koyacak. Biz olacağız evet, tabii ki. Evet. Biz olacağız. Herkes elini taşın altına koyacak. Yani şükürler olsun bizim o bölgemizde. Fikirleşmek. Yani. Bizim o bölgemizde çok değerli iş adamlarımız var. Yeter ki verdiği paranın yaptığı yardımın birileri tarafından kendinin mantıklı düzgün bir şekilde kullanıldığını görürse yani. Evet evet hiçbir faaliyetten kaçınmayan iş adamlarımız var bizim. Çok şükür. Çok, Allah çok başımızdan eksik etmesin onları. Çok orada. Hem de mükemmel insanlar çok var. Insan, evet. Yani bunları
Vatandaş bıktırmış. Ekrem almış. Bulut mu mesela? Bulut Ekrem, Ekrem Bulut çok baba adamdır. Allah yani için. Selam olsun Ekrem abiye. Gerçekten çok değerli bir insan. Ekrem abiyle dün Cemal Şanlı var. Cemal Şanlı'ya selam olsun. Cemal Şanlı da benim ortağım. Teşekkür ederim. Ya ben sayıyorum. Bak sen söylemedin ben tek tek sayıyorum evet. Oradan insanları bak. Cemal Şanlı. Kemal Arpancı var başkanım. Selam evet. Olsun. İnşallah mesajları alacağız tek tek. Bütün benim çok dostum var ben orada. İş adamı. Kemal Arpancı'nın başkanı. Üçüncü bölge yönetiminde ben muhasibim kendim. Evet. Sonradan işte geldim dernek başkanı oldum. Yani arkadaşlarımız birbirinden değerli iş adamlarımız var. Ama öyle bir hale gelmişler ki verdiğimiz parayı adam kendi mi yer, başkasına mı yedirir? Adam korkuyor artık. Bu çok üzücü bir durum. O düşünceye kapılmışlar. Çok üzücü. Onu işlemişler mi? Yani? Evet. Evet işlemişler, beynine işlemişler. Evet. Ama yani. El birliğiyle bunu aşmak lazım. Hani bir yerden başlayıp dediğiniz gibi biz başardık dediniz. Ben şunu zincir söyledim. Mi yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Ben iş adamlarıma şunu söyledim. Benim şahsıma bir TL bile para vermeyin kardeşim. Yapılacak bir yardım. Sağ olsun Ekrem abinin dün işte derneğinde tardat işlerimiz vardı. Dedim ki tardat ben parasını vereyim yaptır. Yok bana para verme dedim. Kendin adamı çağır ölsün bilsin yapsın. Ya. Biz kimsenin 1 milyonu da dedik yemeyiz. 1 milyonu da dedik kimseye yedirmeyiz. Bizim çocuklarımız da, bizim oradaki halkımız genellikle askeri ücretle çalışan insanlar. Evet, evet. Yani bugün belki biz buraya yarın pazar günü olsaydı 2 otobüs adam gelirdik. Ama adamların hepsi işte, hepsi bir ekmeğinin... Düzelteceğiz o saati. Ben bu konuda evet. Başkanım çok büyük bir yaram var. Sedat Bey'e çok kötü bir bakış attım farkındaysanız. Yani, hemen bana baktı. O saatimizi düzelteceğiz ilerleyen günlerden azından. Bir dahakine ben bakmayacağım sadece. Evet. Dernekçilik gerçekten yapabilirse çok mükemmel bir şey. Evet. Çok mükemmel bir şey. Evet. Omuz omuza değil mi başkanım? Omuz. Yani ailenize zaman alıyor mu? Onun hakkını almanız lazım. Kesinlikle. Aileye ayıracağınız zamanı derneğe hazırlıyorsunuz. Kesinlikle. İşte şimdi üyelerin hepsinin bu kıymetini bilmesi lazım başkanım. Kesinlikle. İnsanların önünde durup da dik duruşluk insanlar sana sarıldığı zaman dernekçiliğin o zaman değil kendi başkanım? Kendinde kur bak. Aynı. Kendi kendine kur diyorsun. Ben kendim inşaat işi yapıyorum. İlk başkanlığım. Yani ben kendi kendime dedim böyle güzellikler varmış. Hani bir hizmet yapıyorsun adam da sana karşında sıcak sıcak bakıyor ya. O insana yetiyor. En güzel mutluluk o zaten en değil mi? En güzel mutluluk bu işte. Aynen. Evet. Evet sevgili misafirler şu anda Fedai Özal alacağım. Fedai Bey gelir misin? Canlı canlı okuyacağız değil mi? Canlı okuyalım. Canlı canlı okuyalım. Güneş Şanlı Selahattin Taş beyefendinin sponsorluğunda. Buradan hepsine selam olsun. Selam olsun. Çok değerli iş adamlarımız. Bu işler emek işi gönül işi. Aynen. Emek varsa, gönül varsa, anlaşılıyorsa. Niyazi Çelengi de unutmayalım. Hepsine buradan selam olsun. Hepsine selam olsun. Ve Fedai Öz sizlerle efendim. Ömrümde görmedim böyle gelin.
gelini, Türkmen gelini. Saramadım aney, gel gör halimi. Uykudan uyanmış gözlerim mahmur, ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini, Türkmen gelini. Saramadım aney, gel gör halimi. Sıralı benler ama yüzünde, sevem dedim vazgeçmiyor nazından. Ömrümde görmedim böyle gelini. Gelini gelini, Türkmen gelini. Saramadım aney, gel gör halimi. Arkadaşlarımıza gelsin sazlara. Çok sağ olsun. Hız kesmeden. Ne yapalım abi? Şöyle slow alalım seni. Slow mu yapalım? Slow yapalım. Ömrüm var. Bana bir tane. Olur mu? Reklama geçeceğiz. Üç defa sonra reklam varmış. Şuna reklamlar mıyız yönetmenim? Reklam mı şu anda? Tamam, böyle. Tamam.
gelen derdi beni bitirir. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geç bir dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Bu ayrılık bize zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni, eyleme beni. Çok sağ olun. Harikasınız. Ağzına yürüyene sağlık Feda Bey. Harikasınız. Değerli tüm dostlar. Reklama mı? Gerçekten sizlere seviyoruz da şu anda reklamına gidiyoruz. Reklamlar, reklamlar. Bana gelmez para. Cebe girsin paralar. Şanlı İnşaat'ın sunduğu Sedat ve Seda Show devam edecek. Hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, neredeyim? Ordular neredeyse ben de oradayım. Dediler ki kahvaltı var dediler. Nerede dedim? Batı Salgao dediler. Salgao Güney Almanya'da. Burada bir defa daha program yapmıştım. Alo, alo. Gelin de ne dedim ya? Şimdi şu tarafa doğru gidelim bakalım. Bunlar ne yaptılar bakalım? İyi ki profesyonel değilsin ya. Bir de profesyonel olsan ne yapacaksın? Evet, buradaki ordulu olmak bir ayrıcalık. Ne diyorum? Bütün orduları bir yere topluyorum. İşte burada, her yerde. Gördüğünüz gibi ben yemeğe gidiyorum. Yeter artık ya. Akşamdan beri uğraşıyorum ya Allah'ım yarabbim. Yemek sevgili izleyiciler, görüyorsunuz değil mi? Her yerden çıkıyorum. Bir bakıyorsunuz, bayan bir tekerin arkasından çıkıyorum. Bir bakıyorsunuz, otobüsün bagajından çıkıyorum. Hani kaçak turistler gibi ülke ülke dolaşırken. Bugün masal hep umutla başladık. Birlikte yürüdük, birlikte büyüdük. Hayatı paylaştık, mucizeleri birlikte yaşadık. Eğlendik, gezdik, öğrendik. Doğrunun ışığından asla vazgeçmedik. Kimi zaman üzünlendik. Kimi zaman imkansıza inandık. Ama hep yanınızdaydık. Her zaman samimiydik. Doğruları anlattık. Kendini bilmez sokak magandaları şehir mobilyalarına zarar vermeye devam ediyor. Burası Ordu'nun Gölköy ilçesinin Emirler Mahallesi. Emirler Mahallesi'ndeki bir ilkokul ve ortaokulun boyanması gerekiyordu. Okul aile birliği toplandı ve okulun ay yıldızlı renklere boyanmasına karar verildi. Şehrin her noktasında çalışmalarından ödün vermeden emin adımlarla ilerliyor Ordu Büyükşehir Belediyesi. Turnasuyu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık olarak 600 yıllık olduğu söylenen bu ağaç öğlen saatlerinde büyük bir gürültüyle olduğu yerden yıkıldı. İşte görmüş olduğunuz gibi şu anda da ulaşım yolunu kapatmış vaziyette. Hakkın, haklının ve halkın yanında olduk. Hikayelerimiz hep sizi anlattı. Kimi zaman bir balıkçı ağına takıldık, kimi zaman da bir elektrik direği tepesinde ekmek aradık. Kimi zamansa Ağustos sıcağında fındık dalına asıldık. En ihtiyaç duyduğunuz o anda tam yanınızda yer aldık. Tıpkı 24 Eylül 1994'te olduğu gibi sahilde birlikte yürüdük, sahilimize birlikte sarıldık. Tıpkı 30 Temmuz 2006'da olduğu gibi meydanlarda fındığımıza birlikte sahip çıktık, hakkımızı birlikte aradık.
Tıpkı 1 Ocak 2009'da olduğu gibi yeni bir yaşamın hayata gözlerini açtığı o ana birlikte tanık olduk. Tıpkı 9 Eylül 2011'de olduğu gibi Boztepe'ye ilk kez teleferikle birlikte çıktık. Tıpkı 29 Mayıs 2011'de olduğu gibi Ordu Spor Süper Lig'e çıktığında çeyrek asır sonra gelen sevinci birlikte paylaştık. Süper Lig'e yükselen 3. takım oluyor. Tıpkı 22 Mayıs 2015'te olduğu gibi Türkiye'nin ilk deniz üzerine inşa edilen havalimanı gururunu birlikte yaşadık. Tıpkı 5 Aralık 2015'te olduğu gibi Fatsa'da silahlı ve kar maskeli kişilerin kuyumcu soymaya kalktığı o anda aynı korkuyu hissettik. Endişeyle tam 12 saat boyunca canlı yayında birlikte bekledik. Tıpkı 8 Eylül 2016'da olduğu gibi Kurul Kalesi'nden çıkan ana tanrıça Kibele heykeline birlikte şaşırdık. Tıpkı 5 Temmuz 2016'da olduğu gibi Selafet'i şehrimizi yıkıp geçerken aynı acıyı birlikte yaşadık. Yaralarımızı birlikte sardık. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi aynı meydanda demokrasiyi savunduk. Milletçe kucaklaştık. Kahramanlık destanını bir kez daha birlikte yazdık. Tıpkı 31 Temmuz 2016'da olduğu gibi hain terör Karadeniz'e girmeye çalıştığında, vatan evlatlarımıza kurşun sıktığında teröre birlikte geçit vermedik. Tıpkı 25 Ağustos 2017'de olduğu gibi maliyetin de altına düşen fındık fiyatlarına birlikte tepki gösterdik. Şu anda zarar. Şu anda ben fındık satarsam zarar. Satmayacaksın. 2,5 liraya düşene kadar yine satacaksın. İşte tam 25 yıldır. Siz hep vardınız, biz hep sizin yanınızdaydık. On Blok 104 Daire Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. Ordu'nun gelişmeye en açık bölgesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni bir yıldız yükseliyor. Evin Park. 12 blok 120 daireden oluşan Evin Park, denize yakın konumu, yeni açılacak olan AVM'ye yakınlığı, Ordu Üniversitesi ve havaalanına olan mesafesiyle fark yaratıyor. Havuzlu ve emsalsiz detaylara sahip Evin Park'ta 1+1'den 3+1'e 131 metrekare daireler siz sakinlerini bekliyor. Evin Park, GRP Grup ve Aktaş Mühendislik kalitesi ve güvencesiyle. Bilgi telefon 0452 888 18 18. Salata bahane. Hafif mi hafif, burgu peynir şahane. Peynire zeka kattık. Murat Bey burguyu yaptık. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi bir tek çatı altında. Adalı Gayrimenkul Turkuaz Evleri. Şahincili'de bir yıldız yükseliyor. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. 125 metrekareden 260 metrekare normal ve dubleks daire seçenekleri. Seçin, beğenin, biri sizin olsun. Üstelik 2018 sonu teslimat garantisiyle. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda TV ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolar. Ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Çay sigara.
Garipler Mühendisliğin prestij projesi Azak Tower, Şahincili Mahallesi'nde yükselmeye devam ediyor. 6 blok, 232 daireden oluşan proje, kazık temel, yüzme havuzu, geniş yeşil alanları ve manzarasıyla fark yaratıyor. 154 metrekare 3 artı 1, 179 metrekare 4 artı 1 daire seçeneklerine sahip Azak Tower'da yeriniz ayrıldı. Devlet Hastanesi'ne komşu projeyle ilgili bilgi için hemen arayın 0452 888 18 18. Garipler Mühendislik, bu şehir bizimle yükseliyor. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri Ordulu yatırımcılarla buluşmaya devam ediyor. Kırsal turizmden kültür balıkçılığına, katma değerli gıda ürünlerinden el sanatlarına, arıcılıktan seracılığa, et ve süt besiciliğinden mantarcılığa, makine parklarından yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar birçok farklı alanda yatırımlarınıza %70'e varan oranlarda hibe desteği sağlıyoruz. IPART 2 3. başvuru çağrı dönemi, başvuru tarihleri, çiftlik faaliyetleri için 12 Şubat 15 Mart 2018 tarihleri arası, besicilik 1 Mart 5 Nisan tarihleri arası. Siz de daha fazla kazanmak ve standartlarınızı yükseltmek için bize uğrayın, hayalinizi gerçek yapın. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ordu İl Koordinatörlüğü. Yatırım sizden, destek bizden. İletişim 444-85-35. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stone Age'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alan Yapı, alanında lider. Fatsa'da bir ilk. Otel konseptinde cam cephe giydirme. Üstelik Fatsa'nın en güzel yerinde yer alan projelerimizde jeneratör ve su depoları yer alırken her blokta çift asansör, yürüyüş ve oyun alanları, kamelyalar ve şehir merkezine 5 dakika yürüme mesafesinde. Anladık da yani diyorsunuz. Yılkov İnşaat'ın 21 yıllık tecrübesiyle 199 bin liradan başlayan fiyatlarla daire sahibi olacaksınız. Hemen evime taşınmak istiyorum derseniz Asil Evler. Ama yatırım olsun, ben 24 ay beklerim diyorsanız Acar Kule. Yok ben farklılıkları severim derseniz Acar Kule'de lüks dairelerimiz ya da Acar Kule standart dairelerimize sahip olabilirsiniz. Sizler için en iyisini tasarlıyoruz. Plastik adına aradığınız ne varsa hepsi tek bir çatı altında. Gençler Plastik 25 yıldır değişmeyen kalitesiyle hizmetinizde. Kalite, estetik, dayanıklılık 25 yıldır aynı adreste. Gençler Plastik'te. Gençler Plastik %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle ve ürün çeşitliliğiyle sizleri bekliyor. Hem plastik esaslı ürünler hem de plastik ürünleri destekleyici diğer ürünleri beğeninize sunan Gençler Plastik uygun fiyatlarıyla da vazgeçilmez. Deneyimli personel, üstün teknik bilgi ve güvenilirlik arıyorsanız sizleri Gençler Plastik'e davet ediyoruz. Gençler Plastik, sektörde lider. Sizce bir ev nasıl olmalı? Açık kapalı ısıtmalı havuz, Türk hamamı, sauna, fin hamamı, tuz odası, otomatik süpürge sistemi. Evet, bu özelliklerin hepsi Emirkent 2 sitesinde 190 metrekarelik dairelerimizde mevcuttur. Sadece bunlar değil, biz her bütçeye göre daireler satmaktayız. Şanlıtürk sitelerinde 90 metrekare ile 130 metrekare arası daireler, Gümüşevler sitesinde 136 metrekare daireler, Cumhuriyet Mahallesi 90 metrekare ile 130 metrekare arası daireler. Dahası bence siz mutlaka Selçuk İnşaat'a uğrayın, kârlı çıkın. Şanlı İnşaat'ın sunduğu Sedat ve Seda Show devam ediyor.
nasılsın? Sağ olasın. Güney Şanlı, Selahattin... Aman düşün, hazıra geldin. Vallahi göze geldim. Vallahi göze geldin. Güney Şanlı, Selahattin Taş ve Niyazi Çelenk Beyefendi'nin sponsor olduğunda program devam ediyor. Seda Hanım oturdu ama oturmayacaksın. Oturmayacak mıyım? Oturmayalım. Peş peşe millet eğlensin, dinlensin. Değil mi Feday Bey? Sorry. Evet, canlı bir alkışla Seda Yıldız. Peki o zaman... Evet dostlar, sizlerle eşlik edin bizlere lütfen, olur mu? Hep birlikte okuyalım bu güzel türküyü. Bizi izleyen bütün gönül dostlarına armağan olsun diyelim efendim.
Fedayımız diyoruz. Hiç oturma Fedayı Bey. Üst üste iki tane alalım sizden. Sohbete geleceğim başkanım size. Daha başkanıma türkü söyleteceğiz. Daha başkanıma şarkı söyleteceğiz daha. Kanallar başında izleyenler var. Mesaj atıyorlar ama mesajlar bugün okunamıyor herhalde. Buradan Çatalpınar'a Cemal Genç abi 15 kişiyi sizi izliyoruz diye evde toplandık diyor. Buradan köyüme, ilçeme, yine tüm Fatsa'ya selam olsun bizleri izleyen. Yine Bursa'dan takip ediyorlar. Ahmet Öz kardeşim takip ediyor. Ona da buradan selamlar olsun. Değerli dostlar mesajlarınızı mesajlarınızı gönderin. Haftaya hepsini teker teker okuyacağız. Öyle yapalım. Hiç merak etmeyin. Haftaya uzun süre. Evet. Bizi izlemekte olan evet. Pamuk var, Pamuk abimiz. İsmet Yalçınkaya, Memiş Gündüz. Bütün dostlara selam olsun o zaman. Hepsi de buradan. Mesajlarınızı haftaya alalım onlardan. Tamam. Hadi. Tamam. Thank you.
Burada bir kara tren gelmez mi, onu yapalım mı? Benim çok değerli orkestram. Bizim gizli kahramanlarımız hiç değil mi? Hiç vallahi tanıtmıyorsun, hiç tanıtmıyorsun. Kendi ama başlarına bir orkestralar. Vallahi billahi. Ya. Beş kişinin yaptığı işi iki kişi yapıyor maşallah. Ya vallahi, ben burada boşa konuşuyorum. Aslında senaryo söylemesi lazım ama. Ben boşa konuşuyorum. Mustafa abi hiç dinlemiyor beni. Değil mi? O ben işime bakarım diyor. Başka bir şey benim. Göz göze geldik biz. Nasıl daha güzel çalabiliriz'i konuşuyorduk. Siz diyor ne söylerseniz söyleyin. Biz işimizi biliyoruz. Aynen öyle. Bizim iltifatımız işimizi bilmek. Onlarla gurur duyuyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bir telefonumuzla ne istersek yaptılar. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun diyorum dostlar. Ama bana çok güzel bir çiçek gelmiş. Bunu kimde gelmiş? Biz de çok şımardım. Bize bir şey yok. Yani yazı gelmiş ama yani ben okutmuyordum. Çok şımardım. Yani. Değil mi? Efendim, ordunun gülü, sevgili Seda Yıldız. Yeni programın hayırlı olsun. Rabbim utandırmasın. Başarıların daim olsun. Muharrem içmek. Efendim teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettin. Devamını da bekliyorum. Program alalım. Böyle alıştırmak, güller güzel. Kaç tane var saymadım ama çoğaltarak gelsin, devam etsin. İki, dört, öpüyorum seni. Sevgiler. 2, 4, 6 tane. Bir tane kameraman beyefendi gelmiş, 7 tane. Öyle mi olmuş? Kameraman bir de gönlünü koymuş. Şu anda bizim şu pozisyonumuzu içerideki kulis arkasındaki çok değerli insanlarımız var. Yönetmenlerimiz olsun. Kesinlikle. Kameramanımız olsun. Çaycımız dahi olsun. Çaycımız sağ olsun. Bak çayları getir ısıracağız. O olmasa çayımız. Hepsi eline sağlık. O bizim emicemiz. Öyle mi? Emice. Baş tacı o. Emeği geçen herkese Sedat Şov'da emeği geçen herkese sevgiyle saygılar. Baş tacı o.
O zaman bu gülleri hepimiz adına almış olayım. İyi olur bence. Vallahi teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar efendim diyelim. Başkanım, bir şey soracağım. Başkanım, müsaadenizle. Buyurun. Başkanım, şu anda sizi telefon geliyor. Vallahi şu anda telefon sessiz aldım. Belki de bir 50-100 tane kesin çağrı var benden. Evet, diyor ki doğru. Mesaj neden gelmiyor? Mesaj atmışlar bana. Neden mesaj atamıyoruz? Onu tekrar biz söyle. Onu, ufak bir sorun yaşadık. Biz onu atmış gibi olduk, almış gibi olduk. Haftaya hepsini okuyacağız ama. Haftaya bunu toplarda okuyacağız söz. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Aslan Canlı şu anda Fasya'da çok değerli dostlarımız var bizim. Diyor ki başkanımız diyor bizim memlekete Fasya'ya. Aslan Camii'ye ne düşünüyor diyor. Şimdi bazı başkanlar bir şey yapıyor ya, hatırlıyor musun? Kendi köylerine bir şeyler yapıyor. Mesela okul yeniliyor. Mesela bizim Akçalı Derdeki başkanımız İmdat Köse. Bu konuda gerçekten çok önde giden şu anda bir başkanımız. Arada eniştem olur yani. Yani koltuğun kapaksı şöyle. Enişte yani. Demek devlet yarısı demek. Ya gerçekten yani. İmdat Bey'in sayesinde geliyoruz biz buralara. Şu anda bizim köyde iki tane okul yaptı. Bir tanesinin tamiratı yapıldı. Düğün salonuna döndü. İkinci eski, okulun... Eski okullar. Eski okul tabii. Eski okul şu anda tadilat yapıyor. Dernek adıyla. Hizmete sunuyor. Sizin böyle bir projeniz var mı başkanım? Bizim projemiz bir tane misafirhane düşünüyoruz. Fasla için değil mi ama? Fasla. Köyde. Bizim köyde. Köy için, köy için evet. Yani bizim buradan cenazelerimiz gidiyor köye. Biliyorsunuz Aslan Camii'nin Fasla'nın arası 20 kilometre. Yani geliyor. Merkezi. Fasla'da otelde yatıyor. Biz onu şey yapmak için, önlemek için oraya bir misafirhane düşünüyoruz. İnşallah. Allah nasip ederse. İnşallah. Veya bu eski belediyemizin olduğu yeri belediye başkanımızla görüşüp düğün görüşme yapıp orayı biz gerek düğün salonu amaçlı gerek misafirhane amaçlı onu şeyden gidip Enver Yılmaz'dan isteyeceğiz Allah nasip ederse. Enver Yılmaz'dan selam olsun gerçekten. Selam olsun. Çok şu anda çok çalışan belediye başkanımız. Çok değerli bir başkanımız. Ali Kemal Beyefendi'ye de selam olsun Görkem Belediye Başkanımıza. Evet. Gerçekten sanatı ve sanatçıya daima destek çıkıyorlar sağ olsunlar. Evet. Başkanım, valla bizim şu anda biz zaten vatandaşa şunu Başkan Orkan demiştik. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Biz yapacağız. Şimdi, elimizde geldi tabii ki. Talep üzerine. Biz şimdi farklı bir şey düşünürüz. Halk farklı bir şey düşünür. Evet, beklentisi farklı beklentisi olur. İhtiyaç. İhtiyaç en önemlisi değil mi başkanım? Evet, neye çok ihtiyaç varsa. Yanlış bir şey yapmama babından gerek muhalefetin gerek kendi arkadaşlarımızın bizden tabii ki şey olacaktır. Yani şunu yapalım diyeceklerdir bize. Biz de onların kendi kafamıza göre değil tabii, de tabii. Onların istekleri doğrultusunda yapalım diyoruz. Yanlış bir şey yapmamak için. Kesinlikle. Zaten insanlar dört dörtlük değil. Hepimiz bir hatası olur da yani. Kesinlikle yani. Bir şey dört bir anda hepsini beklemesin bir anda. Yok canım kesinlikle. Yani bir anda beklemesin. Tabii ki başkanımız daha yeni. Evet. Daha 3-4 ay oldu başkanım. Yok. Daha o kadar olmadı. Olmadı mı? 35-40 gün oldu. Daha yakın yani. Hatta daha 40'ı çıkmamış başkanımın. Hadi. Seçim başlamadı. Seçim başlamadı. Oylamaya gidildi. Başkanıma mesaj attım. Başkanım sen temiz bir insansın. Rahat ol başkansın değil mi? Vallahi evet. Yazdım bak. Yalan desin. Başkanım sen temiz insansın. Allah temiz insana daima verecek. Yok gerçekten yüreğinin güzelliği başkanım. Ben boş insanı almıyorum Feda'yı ben. Bir üst insanı alacağım. Az olsun öz olsun. Kesinlikle. Bize temiz insanlar lazım. Yani ikili olan insanları istemiyoruz biz bizim. Hem programımızda olsun hem hayatımızda. Kesinlikle. Başkanıma dedim başkan sen alacaksın bunu hiç şey yapma. Hatta büyük üstünlükle aldı. Kutluyorum gerçekten. Evet. Biz de kutluyoruz. Başkanım takip başarılarınızın yani. Devamını diliyoruz. İnşallah Rabbim utandırmasın. Ben de şimdi sizi kıskandım burada. Neden? Üçünüz çıkıp oynuyoruz, şarkılar söylüyoruz. Ben acaba dedim ben... Yok söyleyeceğim. Hatta Seda'yla dedik ki gözünüze geldik. Evet, evet. Sesim çok iyi değildir. Fark etmez. Biz başkanım öyle, sen de mi bunu kaptın? Önemli. Genelde biz söyleriz bunu sanatçılar olarak. Sesim yani hiç önemli değil. Şimdi... Bak başkan işi kapmış. Şimdi ben bir tane şarkı söyleyeceğim. Ondan sana döneceğim başkanım. Şu anda Cema Şanlı Esenyurt'ta bizi izlemektedir. Kemal Beyefendi'yle oturmuşlar. Bizden bugün şantiyeye gitmemişler. Olsun. Bizden de selam olsun. Aleyküm selam diyelim. Şimdi bu şarkım onlara geldi. Teletundan diyelim hep beraber. Eşlik edebilirsin Feda Bey. Haydi bakalım bismillah. Feda Bey arkandayız. Haydi bakalım. Şu anda bütün Karadeniz arkamızda Allah'a çok şükür. Telli turnan selam götür şu ordunu.
Kimseye sevda acısı göstermesin. Ağza sağlık dayım. Helal olsun müzisyenlerim. Sağ olasınız, harikasınız, var olasınız. Vallahi şimdi dedik ya başkanıma bir tane şey alalım diye. Sayın, evet şunu söylüyorum şu anda. Müzisyenimiz var Ümit Bey. Şimdi Allah'ın izniyle onun kasası çıktı. Biz çıktıkça o da çıkacak yanımız sıralar. Elimize ne geldiyse. İnşallah. Aşağıdan bir sponsorla bana destek atacak ben sana. Bu işe sırasıyla. Şimdi başkanımın sesi de çok güzel ha, söyleyeyim size. Başkanım, hangi şarkıyı söyleyeceksin? Bence bir alalım. Başa söylüyor musun? Alkışlar alıyor hocam. Alkışlar alıyor hocam. Öyle yok, kaçma yok. Yok, bak. Baştan başa söylüyorum ben de. Olsun, biz eşliğe gideceğiz. Fedai'cim, gelin bizi. Fedai, gel bir zahmet. Seda Hanım, gel. Hep ağladım biraz. Hep ağladım biraz, gülmek istiyormuş başkan. Ama siz beni tuttunuz. Şimdi başkanım nasıl türkü söyleyecek bu durumda? Sanki biz dövecek gibi durduk yanlarında. Söylersen döverim diye. Gel, gel başkanım, gel. Gel başkanım. Gel, gel. Hangisi? Hangisi? Hangisi başkanım? Siz girin başkanım. İçimizden gelin. Hep ağladım, biraz gülmek istedim. Yeah.
Alıştıracağız yavaş yavaş. Benim diye sanatçılara taş çıkarttı işte. Ağzına sağlık başkanım. Buyurun. Vallahi şimdi, bravo başkanım. Şimdi alkışı hiç geçmeyelim. Ya. Çok değerli müzisyen kardeşim alalım şöyle alkışlarla. Ümit Bey alayım şimdi seni. Bir alkış alalım Ümit Bey'e şöyle efendim. Sese bak, sese. Thank you.
kimse kimse için ölmez. Gelip bir yudum su vermez. Geçen ömrüm geri gelmez. Felek garip bana gülmez. Geçen ömür bana gülmez. Dertliyim ben, çok dertliyim. Bir bilseniz ne haldeyim. Dünya bana zindan oldu. Sanki bir zamana geldi ki her insanla dertleşemez olduk ve her güzele de gönül veremez olduk. Dertliyim ben arkadaş, hem de çok dertliyim. Dünya bana zindan oldu, sanki bir viranedeyim, sanki bir viranedeyim. Şu dünyada kimse kimse için ölmez. Ölüyorum desen gelip bir yudum su vermez. Geçen ömür geri gelmez. Felek ise garibana, yoksula, dertliye hiç gülmez. Hiç gülmez. Hiç gülmez. Bize ne düşüyor o zaman bize şimdi? Çok teşekkür ediyorum. Şu anda bizi Selahattin Ayman'a izliyor. Selahattin Taş. Selam olsun herkese. Selahattin Taş bizi izliyor. Günay Şanlı Beyefendi bizi izliyor. Mesaj attı bize telefondan. Hepsine selam var. Allah'ın izniyle biz çıktığımız zaman sen de çıkacaksın lan lazım. İnşallah. Evet, biliyorsun bu işler bildiği için Fedai Bey. Başkanım destek sana gelsin. Olmayınca olmuyor. Bütün ekranlara başında bizi izleyen Kanal 52 Ordu TV çalışanlarına, yani 7'den 70 herkese gelsin. Bu türkü sözümüzü bana ait olan, garibanları anlatan bir türkü. Eyvallah. Günümüzde gerçekten her güzele de gönül veremiyorsun ve her insanla da dertleşemiyorsun. Dertleşemiyorsun. Evet. Evet. Böyle yüzden, bir sıkıntı var. Aynen. Harika anlatmışsın. Ağzına güzel. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama ne güzel değil mi? Kendi işini kendi yaptı. Kendi çaldı, kendi söyledi. Hiç kimseye minneti yok. Akdebe oldu ya. İşte buna yani sanatçı diyorlar. Vallahi billahi. Şimdi şu an bir istek bizi geldi. İzleyen çok değerli dostumuz Aydın Koç Yıldır abim var benim. Bizi izliyormuş. Diyor ki program muhteşem gidiyor. Gözümü ayıramıyorum. Allah razı olsun. Vallahi diyor çay almaya gitmiyorum. Gitmesin. Gitmiyorum diyor. Gitmesin. Aman bir şey kaçırırım diye diyor. Kemal Arbacı Başkanım diyor ki süpersiniz. Hem internetten izliyorum, hem TV'den izliyorum diyor. Buradan Ünye açık kapalı da yatan bütün dostlarımız var. Oradan izleniyoruz şu anda. Selam Ünye'de olsun. Bütün Ünye'ye selam olsun. Evet, cezaevinde yatan dostlarımıza, büyüklerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize buradan Allah selam olsun. Allah Fedai Bey çok güzel konuya değindi. Kurtarsın. Bütün kader mahkumlarına diyelim değil mi Fedai'ciğim? Evet. Kurtarsın yaralarını. Allah kurtarsın. Ben de ceza yedim abi. 5 aylık bir ceza var, onu söyleyeyim yani. Düşürmesin yaralarını. Allah yar ve yardımcıları olsun. Onu söyleyeyim yani. 5 ay gibi geleceğiz. O mikrofonla seni şöyle bir alalım mı biz? Hepsi selam olsun. Hiçbir şey olmaz o zaman. Bir şarkı alalım senden. Evet. Olur mu? De. Ya biz bugün de öyle bir şey yaptık ki repertuarı da belirlemedik yani. Olsun bizim. Ya ne yapalım? Hazırda ne varsa. Ama bunu tamam. Böyle. Ama bizi dostlarımız böyle seviyor. Yani, çalışıp gelmeyin diyorlar. Ya onu i̇şte. Yapalım, slow bir şey mi yapalım? Slow yapalım. Slow yapalım. Slow yapalım. Slow yapalım. Slow yapalım. Olsun, biz mesajları bunu okuyoruz, fark etmez. Teknolojiyle ne dertlik yani. İşte o tamam. Zaman hareketli bir şey yapalım. Hareketli bir şey yapalım. Konuşalım böyle. Heh. Hareketli, hareketli yapalım o zaman. Son 5 dakikaymış. Son 5 dakika mı? Ne yapalım? Tamam. Hep beraber bir söyleyelim. Hareketli yapalım. En son mu konuşma yapacağız? Arkadan bağlarını söyleyelim hep beraber. Tamam mı abi? Bundan sonra mı veda yapacağız? Ha öyle mi? Ha tamam. Bak o zaman konuşalım ondan buyurun. Sonra abi. Tamam öyle yapalım buyurun. O zaman. Başkanım alalım siz şöyle. Evet sevgili dostlar. Selahattin Taş, Günay Şanlı, Niyazi Çelenk, Osman Baki'nin sponsorluğunda Allah'ın izniyle bugün bismillah dedik. Bizleri kırmayıp gelen
Fas'ta Aslan Camii Derneği Başkanı Mehmet Toka, çok değerli müzisyen kardeşim Fedai Öze. Patlarım siz söyleyip devam edin. Bana da teşekkür et bari. Seni yalnız bırakmadım. Biz beraberiz, birlikteyiz. Değerli dostlar, biz her hafta bu saat 16 ile 18 arası TV52 ekranlarından sizlere merhaba diyeceğiz. Sakın bizi yalnız bırakmayın, olur mu? Bizi izleyen bütün güzel dostlara, bizimle oldukları için, o evlerinin kapısını bize açtıkları için, misafir ettikleri için yürekten teşekkür ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Sizin varsa söyleyeceğiniz Fedai'cim. Ben de bugün burada bizi ağırladınız. Sizlere, TV52 ailesine, yine abilerimize, müzisyen. Ben hep şunu söylüyorum. Enstrüman çalmak ayrı bir beceri. Kesinlikle. Herkes birer ikişer kesinlikle türkü söyler ama enstrüman çalmak o ayrı bir şey, meziyet, beceri istiyor. Kesinlikle. Onların eline, gönlüne, yüreğine sağlık. Sağ olsunlar. Yine kameramanlarımıza, yine rejideki arkadaşlarımıza. Misafirlerimize, stüdyodaki misafirlerimize. Teşekkür ederiz. Bizi yakından gelen bir arkadaşlarımızla sırayla geliyoruz. Onların da ayaklarına, gönüllerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Çok İnşallah sağ olsun Fedai'cim. Ekranları başında bizleri izleyen arkadaşlarımıza sonsuz sonsuz selamlar olsun. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım. Biz de inşallah yani bütün Aslan Camii'ye, Aslan Camii'de oturan annem, babam, bütün akrabalarıma ayrı ayrı buradan selamlar gönderiyorum. Hedefimiz bizim derneğimizi bir üst çok yükseklere çıkartmak. Aynen. Allah nasip ederse. İnşallah, inşallah. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Bizi kırmayıp geldiniz. Allah Seda Hanım'a beni kırmadınız. Sağ olun, var olun. Bir de bizim bir derneğimiz daha var, Aslan Camii Derneği Anadolu Yakası'ndan. Nihat Coşkun'a da buradan. Ona selam olsun. O izleyemedim diyor. Kış olsun dolayısıyla diyor. Köyde kalmış herhalde. Selam olsun. Yok burada. Öyle mi? Burada. Kış dolayısıyla izleyemedim falan diyor. Selam. Gelemedim. İşlerim var dedi. Evet. O da buraya gelecek. Yani bütün derneği başkanlarımıza, dostlarımıza selam olsun. Ankara bağlanıyor. Sondan dönüyoruz efendim.
Şanlı İnşaat, Sedat ve Seda Şovu sundu.